Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ukrayna-Rusya savaşında yoğun İHA, seyir füzeleri ve helikopterler gibi alçak irtifa tehditlerine karşı savunmanın hava savunma sistemleri ve hava üstünlüğünde kullanılan savaş uçakları gibi konvansiyonel yöntemlerle sürdürülebilir şekilde icra edilmesindeki zorluklar kendini belirgin bir şekilde göstermektedir. Türkiye için de söz konusu tehditler sınır bölgelerimizde farklı dağılımlarla yer almaktadır. Örneğin Doğu-Güneydoğu sınırlarımızda özellikle İran destekli milislerin teşkil edebileceği kamikaze İHA tehditleri ve Ege bölgesinde potansiyel olarak seyir füzesi ve helikopter gibi alçak irtifa tehditleri bulunmaktadır. Alçak irtifa tehditleri, tespitleri zorluğu ve tahmin edilmesi zor doğaları sebebiyle geniş alanların sürekli bir şekilde ve olabilecek en az kör sektör oranıyla taranmasını gerektirmektedir. Bu açıdan SİHA'lar kullanılabilecek sensör ve silahlar konusundaki gelişmeleri takiben yeni bir alternatif olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Türkiye'de SİHA'ların hava savunmada kullanılması fikri ilk olarak Akıncı TİHA'nın yol haritasında yer alan bir gelecek kabiliyeti olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu kabiliyet kapsamında Akıncı TİHA'ya İHA burun radarı ile Gökdoğan ve Bozdoğan hava-hava füzelerinin entegre edilmesi hedeflenmektedir. İlerleyen dönemde ise yeni bir seçenek olarak Saha Expo 2022'de Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA'ya Sungur hava savunma füzelerinin entegrasyonu üzerine sözleşme imzalanmıştı. 17 Aralık 2022'de ise Baykar Teknoloji Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar bu proje kapsamında Bayraktar TB2 üzerinde denemelerin başladığını açıkladı. SİHA'ların hava savunma unsuru olarak kullanımının ana avantajı alçak irtifa tehditlerine karşı uzun süreli hava devriyelerinin bir savaş uçağına göre son derece düşük maliyetlerle icra edilebilmesi olarak ele alınabilir. Ek olarak yukarıdan tarama yapan sensörler yer şekillerinden kara konuşlu sensörlere göre daha az etkilenecektir. Harekat merkezine TAFIX ile bağlı yer kontrol istasyonu doğrudan veya harekat merkezi üzerinden elektronik harp sistemi ve diğer hava savunma birimlerine ait verilere ulaşacak TB2 veya Akıncı ile esnek bölgesel hava savunmayı sağlıyor. EET sistemleri bölgedeki tehditlerin pasif olarak tespitini yaparak komuta kontrol sistemine bilgi paylaşırken kamikaze İHA gibi sistemlere karşı reaktif savunma icra ediyor. Orta uzun menzilli arama radarı hava resmini oluşturarak müşterek unsurlar ile paylaşıyor. Akıncı TİHA İHA radarı ile havadan alçak irtifadan gelebilecek tehditlere karşı hava resminin oluşturulmasına yardımcı oluyor ve bölgedeki tehditlere görüş içi veya görüş ötesi hava-hava füzeleri ile önleme gerçekleştiriyor. TB2 yer kontrol istasyonuna gelen hava resmi veya bağımsız şekilde elektro-optik ile tespit edilen hedefi IR güdümlü Sungur füzesi ile önlüyor. Akıncı'ya İHA radar ile Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin entegrasyonu radar kullanımı dışında bir savaş uçağına göre çok daha farklı uçuş karakteristiklerine sahip bir SİHA üzerinde füzelerin kullanımı üzerine de ciddi miktarda denemenin yapılmasını gerektirecektir. Sungur füzesinin kullanımı ise elektro-optik sistemleri ile yeterli hedefleme bilgisi alabilmesi ve entegrasyon test sürecinin bu açıdan daha kısa sürecek olması sebebiyle yakın vadede daha ulaşılabilir bir hedef olarak ele alınabilir. Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün tarafından Akıncı için Murat İHA radarının teslimatının bir aydan kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği açıklanmıştır. Hava savunmada SİHA kullanımı konseptinde modern hava savunma mimarilerine benzer bir katmanlı yapının olacağı değerlendirilebilir. Bu yapıyı iki katmana ayırmak mümkündür. Bayraktar TB2, aşağı bakan elektro-optik sistemi sayesinde ısıl ve kullanılabilecek otomatik hedef algılama algoritmalarıyla görsel tarama yaparak helikopter ve özellikle kamikaze İHA gibi hedefleri havadan tespit edip bu hedeflere savaş uçaklarındaki hava-hava füzelerine göre çok daha düşük maliyetli Sungur füzeleri ile angaje olabilir. Roketsan Genel Müdürü Murat II. Tarafından güncel menzili 8,5 kilometre olarak açıklanan Sungur, belli bir irtifa ve başlangıç hızıyla atıldığı takdirde daha uzun menzillere ve yüksek irtifalara da ulaşabilecektir. Alt katmanı kapsayan TB2, maliyeti sayesinde çok sayıda kullanılabilecek olması ve kısa etki menzili itibariyle daha bağımsız çalışabilecek bir birim olarak değerlendirilebilir. Üst katmandaki Akıncı TİHA ise hem elektro-optik hem de İHA radarıyla tarama yapıp seyir füzeleri gibi daha hızlı veya SİHA'lar gibi daha yüksekten uçan tehditleri Gökdoğan, Bozdoğan hava-hava füzeleri ile imha edebilir. Akıncı TİHA'da İHA radarının kullanımın önemli avantajlarından biri de havadan tarama yapılması sebebiyle yer şekillerinden daha az etkilenilmesi olacaktır. SİHA'ların hava savunmada kullanımında es geçilmemesi gereken hususlardan biri ise ağ merkezli harbin bir mihenk taşı haline geldiği günümüz harp ortamında yardımcı sistemler ve komuta kontrol sistemlerinden sağlanabilecek faydalardır.
Kara konuşlu radarların sağlayacağı geniş hava sahası resmi ve elektronik destek sistemlerinin elektromanyetik spektrumda sağlayacağı durumsal farkındalık harekat merkezine TAFIX ile bağlı bir yer kontrol istasyonuyla paylaşılarak hava savunma görevindeki SİHA'ların etkinliği önemli derecede arttırılabilir. Elektronik taarruz sistemleri ise bir nevi hedefin kaçınma ve direnme kabiliyetlerini körelterek angajman başarılarına doğrudan katkı sağlayabilir.